Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç tarafsız baş hakem olarak atandığı bir davada hem son anda tavır değiştirerek davayı inşaat şirketine kazandırdı. Fatih Altaylı'nın yazısında yer alan iddiaya göre Arınç daha sonra bu şirketin yönetim kuruluna girdi. Arınç yazılı açıklamayı iddiayı o iddiayı reddetti. Tabii ki bünyemizi güçlendireceğiz. AKP'li Bülent Arınç, hakemlik yaptığı davadaki şirketlerden birinin yönetimine girdi. Yönetimine girdiği şirket, Arınç'ın davayı kazandırdığı şirket. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisinin de hakem olduğu davayı köşesine taşıdı. İddiaya göre kat karşılığı arazisini veren bir iş insanı ve bir inşaat firması arasında yaşanan davada AKP'li Bülent Arınç baş hakemlik yaptı. Attığımız... Altaylı aylar süren davanın geçen yıl sonuçlandığını ve kazanan tarafın Bülent Arınç'ın son anda tavır değiştirmesi sayesinde kazandığını iddia etti. 6 aylık bir de belge paylaştı. O belgede Arınç'ın kazandırdığı şirkete yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği yer aldı. Altaylı vicdan başlığıyla yazdığı yazıda bunu niye mi yazdım? İnsanları daha iyi tanıyın diye. Hani Arınca AK Parti'nin vicdanı deniyor ya, vicdanı tanıyın diye ifadelerini kullandı. Bülent Arınç da bu iddia üzerine bir açıklama yaptı. Arınç şirketin yönetim kurulu üyesi olmadığını, şirketin teklifte bulunduğunu ama hukuken bir sakınca olmadığı halde vicdan ve etik açısından kabul etmediğini söyledi. Arınç Altaylı'nın paylaştığı belgeyle birlikte bir de şirketin son iki açıklamasını paylaştı. O belgenin birinde Arınç'la görüşülmeden sehven açıklama yapıldığı yazıyor. Bir diğer açıklamada ise bağımsız yönetim kuruluna başka bir ismin seçildiği yer alıyor. Ancak son iki açıklamanın ne zaman yapıldığına dair bir tarih yer almıyor. Yani paylaşılan belgede Arınç'ın hakkında yapılan düzeltme açıklaması ve yeni yönetim kurulu üyesinin seçildiği tarih verilmemiş. Bunların hepsi olan şeyler.